Merhaba arkadaşlar. Havanın Hobi Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı çiğ köfte yapacağız. Etsiz. Tabii videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil butonunu da aktif hale getirirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet. Malzemelerimiz, ince bulgurumuz var. Ben ölçtüm. 6 çay bardağı. Her kişi başına 1 çay bardağı arkadaşlar. Ölçümüz bu. Domates rendeledim. Sıvı yağım var. Bu sıvı yağımda isotum için isotumuz var. Baharatlarımız var. Toz biberimiz, karabiberimiz, kimyonumuz. Şöyle bir baş soğanım var. Bu bulgur için yeterli. Şöyle kırmızı acı biberim var. Şöyle 4 diş de sarımsağım var. Tabii ki de yoğururken olmazsa olmazımız buzumuz var arkadaşlar. Tuzumuz. Ben az önce dediğim gibi ölçtüm bulgurumuzu. Şimdi bunun üzerine soğanımızı ince ince, böyle çok ince olacak şekilde doğrayacağım. Bayağı ince olsun. Soğanımızı ince ince doğradım. Şimdi isotumuza buradaki çay bardağındaki yağımızı döktüm. Ve bu şekilde karıştırıp ben köftemizi yoğurana kadar bunun yumuşamasını istiyorum ben. Evet. Bunu bir kenara koydum. Şimdi sarımsaklarımızı rendeleyeceğim. Şu şekilde 4 diş sarımsak koyuyorum. Köftemizin lezzeti sarımsağından, isotundan, içine koyduğumuz malzemelerden gelecek. Evet, sarımsağımızı da rendeledim. Şimdi içine şöyle 3 adet buz koyacağım. Neden buz koyuyoruz arkadaşlar? Bulgurumuzu kurutmamak için. Sürekli buzla yoğuracağız. Ara ara buz koyacağız. Buzlarımız eriyene kadar şimdi bunun malzemeleri yoğuracağım ben. Bulgurumuzun hiçbir zaman kuru kalmaması lazım. Köftemizin püf noktası o. Buz eridikçe köftemizi buzla birlikte yoğuracağız. Şimdi soğanla, sarımsakla iyice yumuşayana kadar bu şekilde yoğuracağız. İçindeki buzlar eriyene kadar. Hiçbir zaman bulgurumuz kuru kalmayacak. Evet, buzumuz eridiği için de soğanımızla sarımsağımızla birlikte bulgurumuz hiç kurumadı buzla birlikte. O buzlar eriyene kadar yoğurdum. Şimdi bu esnada şöyle salçam, az önce söylemeyi unutmuşum.
Salçam var. Salçamı koydum. Daha sonra şöyle kırmızı biberlerimizi çok ince, böyle varla yok arası küçük doğrayabildiğimiz kadar küçük doğrayacağız. Hem acısı olsun hem de süs biberinin gerçekten lezzeti geçsin diye. Evet, salçamızı, biberimizi doğradık. Şu an içine 3 tane daha buz atacağım. Şöyle kalıptan çıkartayım. Salçayla birlikte bu buzları eritene kadar tekrar yoğurmaya başlayacağız. Artık bulgurlarımız bayağı elime yumuşak yumuşak gelmeye başladı. Yoğurdukça bulgur toparlıyor. Şimdi bu esnada domatesimi de ekleyeceğim. Şöyle ne çok ne çok az domatesiyle birlikte yoğurmaya devam. Toplaya toplaya bu şekilde içindeki buzlar eriyene kadar yoğuracağız. Evet, bayağı bu şekilde özelmeye başladı bile. Evet arkadaşlar, bir yarım saat boyunca domatesimizle iyice bulgurumuzu yoğurduk. O buzlarımız da eridi zaten. Zaten köftemiz kendini bayağı toparladı. Şöyle ortasına şimdi az önce yağ ıslattığımız isotumuzu dökeceğim. Bu şekilde şöyle bulgurumuzla da iyice içine ayıkladık. İsotumuzu döktük. Şöyle biraz da ev yapımı naleşkim var. Onu da döktüm. Şimdi hep beraber yoğurmaya başlayacağım. Bu şekilde isotuyla naleşkisiyle tam yarım saatten fazla 40 dakika filan iyice birbirine girene kadar yoğuracağım. Hatta ben baharatlarını da atacağım. Kimyon, toz biber, kırmızı karabiber. Baharatlarını da attım. Bu şekilde 40-45 dakika yoğuracağım.
Zaten kendine gelmeye başladı. İyice özlendi. İçine son 3 buzumu da atacağım. Çünkü kuru kalmaması lazım köftemizin. Evet, bu buzlarla birlikte 45 dakika yoğuracağım. Evet, yoğururken şöyle biraz daha tuz ekleyeceğim. Salçamızın tuzuna göre tuzumuzu ayarlarız. Genelde hep ev yapımı kullandığım için ürünleri salçamız tuzlu oluyor. Tuzunu kontrol edip ona göre sizler de ayarlarsınız. İsotun da tuzu var. Salçanın da tuzu var. Genelde her şeyi organik yapıyorum ben. Kendim yapmaya çalışıyorum. Zaten bir 20 dakikayı geçti yoğurmam. Kıvamına da gördüğünüz gibi bayağı topladı. Tam 45 dakikadır yumuruyorum. Şöyle aralayıp özü de geldi zaten. Sıvı yağını ekleyeceğim. Şöyle bu şekilde de yoğurup güzelce köftemiz hazır hale gelecek. Yaklaşık bir 5 dakikada böyle yoğuracağım. İnanın hazırlardan hiçbir farkı yok. Tam yöresine göre harika bir köfte oldu arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi kıvamı da harika oldu. Yaklaşık bir 5 dakikada yağ ile yoğurdum. Köftemiz hazır. Şöyle toparlayacağım. İnanın elimde lokum gibi köfte. Hiç diriliği yok. Şöyle yaptım. Köftemiz yoğurma işlemi bitti. Bu şekilde bir 5-10 dakika dinlenecek köftemiz. Ondan sonra sıkacağız. Hatta size kıvamını şöyle de gösterebilirim. Gördüğünüz gibi tam kıvamında harika bir köfte oldu. 5 dakika dinlenecek bu şekilde. Evet, köftemiz dinlendi. 5 dakika, 6 dakika falan o dinlenirken ben de marul tabağımızı hazırladım. Evet, size küçük bir püf noktası da vereceğim. Köftemizi eldivenle sıkacağız. Neden eldivenle sıkacağız? Aynı hazır köfteler gibi tutsun diye yağıyla birlikte şekli daha güzel alıyor eldivenle. Bu şekilde eldivenimi taktım ve köftemden şöyle bir parça aldım. Gördüğünüz gibi yağıyla falan eldiven bu şekli daha iyi veriyor arkadaşlar. Bu da size küçük bir püf noktası. Şöyle sıkıyorum. Koyuyorum. Aklınızda olsun arkadaşlar. Gerçekten hani yoğururken takan var ama ben yoğururken takamıyorum. Ama sıkarken mutlaka eldiven kullanıyorum. Hem kolay şekil alıyor hem de böyle yağlı yağlı bir görüntü veriyor. Evet, köftemiz yemeğe hazır.
Gerçekten tadıyla, kokusuyla, görüntüsüyle nefis bir köfte oldu. Mutlaka deneyin. Her zamanki gibi arkadaşlar, videomu bitirmeden önce kanalıma abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz çok mutlu olurum. Hoşça kalın.